Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan ordusu Adere'nin güneyinde yer alan Heyvalı'da, Karabağ'da yeni bölgeleri almaya ve ilerlemeye devam ediyoruz. Kimlerimizsiniz? Yani İrem biri Sentiabur. Evet, yeni yerler şu anda. Kimlerimizsiniz? Aklım haracan şey. Bir maden işletmesi deniyor. Kimlerimizsiniz? Besmi ne de bu? Bu mermer zavodudur. Mermer zavodu. Evet, yeni yerler alınıyor. Trambon da bu ha, Trambon. Trambon'da mermer İlerliyoruz. zavodunu. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ha, bu başka nasıl? Şu anda maden kompleksinde her yer inceleniyor. Azerbaycan askerlerinin Adere'nin güneyinde yer alan Sarsanj Barajı kıyısındaki görüntüleri şimdi geliyor ekranlara. Yeni yerler resmen akmaya başladı. Ular 10 kilometre ular. Ular gözümüz anladı be. Buradan oraya 10 kilometre. Ular. Bir baş taraf olmaz olmuş. Evet, şu anki görüntüler yeni aldığımız bölgelerden. Gördüğünüz gibi baraj var ve bu barajdan elektrik ve birçok alanda istifade edebilecek Azerbaycan. Bu baraj bizim barajımızdı. Bu baraj Türklerin barajıydı. 30 yıldan aşkın süredir bu barajı hukuksuzca kullandılar. Bu zenginliklerimizi işgal ettiler. Ve şimdi bayrağı dikiyoruz. Evet, bayrağı dikiyoruz. Özellikle gördüğünüz gibi bu bayrak yeni aldığımız bölgelerde dalgalanmaya devam edecek. Askerlerimiz Karabağ'ın Ocavent hattında ele geçirdiği Ermeni mevzilerine bayrakları dikerek özellikle Türk'ün gücünü dünyaya haykırıyorlar. Seviniyoruz. Sevinmek zorundayız. Çünkü bugünlerin özlemini yıllardır çektik. Bu kadar eziyeti yıllardır çektik. Ve sonunda gördüğünüz gibi karşınızda kahramanlar. Şu anki görüntüler tabii ki her şeyi itiraf ediyor. Her şeyi ortaya koyuyor. Bugün Azerbaycan ordusu Hankendi'de iki bölgeyi ele geçirmiş. Acımpayank bölgesi, Armenak bölgesini ele geçirmiş. Gelen bilgiler bu yönde, çatışma sesleri de bu yönde gerçekleşmiş. Ordumuz durmuyor, yüreğimiz ferahladı. Bu haberleri duydukça tabii ki daha da hoşumuza gidiyor. Tekrar söylüyorum. Hankendi Şuşa ekseninde iki bölge şanlı ordumuz tarafından alındı değerli izleyenler. Adım adım güzel iyi sonuçlar için çırpınıyoruz. Çabalıyoruz ve bu sonuçları alacağımıza inanıyoruz. İşte Hankendi'de kardeşlerimizin şehrinde gelip oturmuşlar, binalar yapmışlar. Kendilerine mesken tutmuşlar ama tabii ki hakkın olmayan bir şeyi bir gün gelir senden alırlar. Yani bunu anlamak gerekiyor. Şu anda hepsinde bir moral bozukluğu, hepsinde bir üzüntü var, panik havası var. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yenmiş. Yani bizde böyle. Artık bu masalar bizi hiç ama hiç heyecanlandırmıyor. Ve bu masalarda bize hiç hayırlı iş çıkmıyor. Ne yapacağız? Karabağ'da yenilgiye uğrayan ve topraklarımızı çaldığı bilinen kişiler her şeyi kabul edecekler. Her sunduğumuz teklifi kabul edecekler. Azerbaycan ordusu gidip oranın yerleşik Ermenisi kim? Yerleşik olmayanı kim? Hepsini etüt edecek ve bakacak. Bunun sonucunda karşıdakiler eğer dışarıdan gelen Ermenilerse zaten deport edilecek veya suça girmişse tutuklanacak. Bunun gibi birçok konuşulacak konu var. Ana dilde eğitim vesaire vesaire ama bunlar biz o toprakları kontrol etmeden neyi konuşacağız? Dereyi görmeden paça sıvanır mı? İşte Hankendi'ye girerek biz bunları tabii ki sağlamak zorundayız.
Görüşmeden sonra konvoylar halinde gidiyorlar. Evet, gördüğünüz bu konvoy Ermenilerin araç konvoyu. Evet, şu anda heyetin gidiş görüntüleri var. Ama tabii ki bizim karnımız tok bu oyunlara. Geçme, geçme. Kardeşim. Bizim karnımız tok. Sanki olaylar özellikle Karabağ'ı teslim etmek istemeyenlerin tabii ki ayak oyunları olabilir. Demin de söylediğim gibi Hankendi'ye girmek, Hocalı'ya girmek ve askeri anlamda bir hakimiyeti sağlamak. Daha sonra biz buraya geldik diye bunları çağırmak ve kanunlarımızı ve yönetmeliklerimizi hatırlatmak. Onlar da insani ihtiyaçlar, hayati ihtiyaçlar, sağlık ve benzeri eğitim gibi hususlarda yapılacakları, yapılabilecekleri tabii ki iletmeleri. O da tabii ki Azerbaycan'ın vatandaşı olabilecek olan Ermeniler için geçerli. Ne yapacağız? Şimdi Hankendi'den de böyle pozlar istiyoruz. Hankendi merkezden böyle pozlar istiyoruz. Böyle kareler. Hazır değillermiş, şöyleymiş, böyleymiş. Bizim umurumuzda değil. Azerbaycan, evet, ordusunun şöyle güzel bir haber var cepheden, tabii ki ajanslara düşen. Azerbaycan ordusunun işgal edilen şehirlerinin 1-2 kilometre gerisinde, birkaç kilometre gerisinde ordumuz o şehirleri almak için bekliyormuş. Bu da iyi bir haber, gerçekten iyi bir haber. Yani bizi oyalamalarına, bizi kandırma hamlelerine karşı tabii ki net ve caydırıcı hamlelerimiz olacak. Azerbaycan'ın cephede kaybedecek bir dakika zamanı yok. Güçlü olan Azerbaycan, haklı olan Azerbaycan, tabii ki bu kadar haklı olarak, bu kadar güçlü olarak da tabii ki yapacağımız durum nedir? Hızlı bir şekilde topraklarımızı almak ve topraklarımıza kavuşmak. Bunları yaptığımız takdirde tabii ki ne yapacağız? Muradımızı ermiş olacağız. Zengezur var sırada. Şimdi bu haç işareti tabii ki ne olacak? Bunlar kaldırılacak. Yerlerine, Azerbaycan'ın motiflerine göre şeyler konulacak. Hani özellikle büstler, anıtlar. Ama şu bir gerçek ki artık Ermeniler Karabağ'dan kovuluyor. Karabağ'ın Türk yurdu olduğu dünyaya bir defa daha ilan ediliyor. Azerbaycan ordusunun tabii ki cephe hatlarındaki rahatlığı ve operasyonlar sırasındaki profesyonelliği de yansıyor ekranlara. Düşünün, cephedeler, çok rahatlar. Aslında bu kadar rahat olunmamalı ama şu askerlerin rahatlığına bakın. Tepedeki ve çevredeki alanlar kontrol ediliyor ve askerler zebeteler üzerinde gidiyorlar, ilerliyorlar. Ve bu savaşı sahada kazanıyoruz. Bu savaşı sahadaki gücümüzle kazanıyoruz. Ve birkaç kilometre birisinde bekleyen askerlerimiz şehre girmek için emir bekliyor. Herkes heyecanlı, hepimiz heyecanlıyız. İnşallah bugün veya yarın bu, evet, bu sıkıntı ortadan kalkar. Yaşasın büyük Azerbaycan, yaşasın büyük Türkiye, yaşasın büyük Turan. Bir dahaki yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.